Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün kanalımızın efsane serilerinden olan gözünü kaçırmama challenge videomuzun kaçıncı bölümünü çekiyoruz bilmiyorum ama büyük ihtimalle bu bölümde ahiret bölümüne doğru gidiyor. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Bu arada artık her gün saat 8.30'da yeni video atıyoruz, haberiniz olsun. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet, başladık derken işte gözünü kaçırmama derken bunlardan bahsediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araba az kalsın abimiz ezecekti fakat abimiz güzel bir zıplayışla arabanın üzerinden kaldım. Niye öyle oldu? Burada ne oluyor abimiz? Bir şey diyeceğim, sen nasıl yaptın lan onu? Bak bak, hareketi kes, bak bak kapağı nasıl açıyor bak. Oy, helal lan sana. Evet, burada ne oluyor? Bak bir tane kız var, herkes ona hava atmaya çalışıyor bence %100. Tamam, anladık anladık, tamam. Tamam, kızın gözüne girdiniz, bravo. Ne anlatıyor hoca ya? Burada hop abi, bir şey diyeceğim, otobüsü sen dışarıda aldın. Bak bak bak, hiçbir şey yapmadım diye bak. Bak surata bak. Ben bir şey yapmadım ya. Yapmadım vallahi, içeride aldım topu. Ya hadi biz. Abi var diye bir sistem var artık. Kameralar falan her yerden seni çekiyor ve pozisyonu tekrar izleyebiliyoruz. Gördüğün gibi topu dışarıda almışsın ya. Bu arada saatimi takmayı unutmuşum, bir saniye. Yani saatim biraz pahalı da arkadaşlar, o yüzden takmam ya. Burada ne oluyormuş? Bisikletli abimiz şov yapacak bize, hop. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Adam adam işte ya, karısına sadık adam böyle oluyor. Ya biz ne zaman evleneceğiz? Ben ne zaman evleneceğim ya? Ya yeter vallahi, ben bunları düşünmekten sıkıldım artık. Arkadaşlar açın avuçlara bir kolonya takviyesi hemen. Çünkü benim yine moralim bozuldu, şöyle kolonyalarımızı alalım. Gerçekten yani bazen düşünüyorum, Emre Özdemir sen ne zaman evleneceksin? Ne zaman çoluk çocuk sahibi olacaksın? Geldin 24 yaşına. Bunları düşünmek lazım yani arkadaşlar. Şimdi 24 yaşımda biriyle tanışsam, 26 yaşına kadar o kişiyle birbirimizi iyice tanısak, ben evlen sem 27, çocuk yapsam 30. Oho. Yok yok, bunlar düşünürsem ben iyice yaşlanırım. Burada ne oluyor? Bisikletli abimiz yine şov yapacak sanırım. Hop! Ney? Ney? Oha! Nasıl yaptın lan onu? Şey diyeceğim, o tekerleğin önü neredeydi ilk başta geldiğinde, bir saniye. Bak tekerleğin önü var normalde. Tamam. Çıktı o. Ne? Oğlum nasıl yaptın lan sen bunu? Orada bir sihirbazlık var. Kesin Zack King'in videosu bu. Burada ne oluyormuş? Bir at videosu. At kadınları... Ne oldu? Amaç ne burada? Şu an onu anlayamadım ben. Bir edit medit yapmaya çalışmışlar. Burada arkadaki müzikte böyle telif olduğu için sesi açamadım size. Bak şu paraşütle şu hızda aşağı doğru inenleri hiçbir şekilde anlamıyorum. Ya bir şey olsa şu kayaya bir çarpsan öldün abi ya. Cidden öldün ya, bak bir de o hızla ayağını yere falan vuruyor, yani kırılma ihtimali falan yok mu bilmiyorum. Yani gerçekten anlamıyorum ben bu insanları ya, yemin ederim yürek yemişler. Evet, bu ablamız hop. Ananı avradını, o neydi? Oha, ne diyor? Bak şuna bak, reflekse bak. Bak bak, of, helal olsun lan sana. Vallahi bak, bunu bilerek mi yaptı acaba bilmiyorum ama yani bilerek olsa bence o refleksi sergileyemezdi. Yani bilerek olmadığı zaman refleksiniz daha iyi çalışıyor diye biliyorum. Bu ne? Hop, abimizin güzel zıplayışı. Abi bir şey diyeceğim, adam havada 3-4 tane takla attı ya. Yani ben bir tane takla atmaya çalışsam büyük ihtimalle ensemin köküne düşerim yani. Direkt sakatlanırım ben. Evet, bir kedicik neye bakıyor? Lambaya bakıyor. Şeye, düğme. Niye kapattın sen o ışığı? Ben belki ışıkta oturmak istiyorum. Sen niye benim seyir zevkimi bozuyorsun? Bu ne? Hop. Helal lan, helal lan. Abi şunları yapabilenler var ya. Ya gerçekten muhteşemsiniz ya. Gerçekten bir yetenek bu. Şu video çok daha ilginç. Adam poposunu açmış, bisikletin arka tekeriyle kıçına vurdurtturuyor. Nasıl bir fantezi bu bilmiyorum ama gerçekten çok saçma bir fantezi. O tekerin hızıyla popona çarpışı gerçekten canını acıtmış olması gerekiyor. Neden yaptıkları hakkında hiç fikrim yok ama o kısmı da sansürledik arkadaşlar. Çünkü ihlal yiyebiliriz oradan. Bak ya şu adamların şuna ne kadar güzel ya. Şunu yapmayı, of süpersin. Abi şunları yapmayı çok istiyorum ama çok zor yani. Cesaret istiyor. Cesaretliyim ama cesaretliysen yapabilirsin oğlum. Niye? Bu ne? Adam duvara tırmanıp vurdu lan. Bak o ne yapacak? Basket atacak kesin. Yok artık. Bak istese yapamaz bile. Yanlış, öylesine attı ya topu. %100 ondan giriyor. Evet, bu kardeşimiz ne yapıyor? Basketi, bravo, güzel. Bir şey daha yapacak sanırım. Ne yapacaksın? Bir şey de onu oradan atacağım deme. Abi nasıl ya? Abi nasıl ya? Ciddi ciddi soruyorum, nasıl? Nasıl beceriyorsunuz bunu oradan atmayı? Yani şu video çok geri zekalıca bir video. Yani bu
Ya ne alaka abi bu ya? Yani tek tekerin oraya bir şey koymuşlar, sonra tabi devrilir orası yani. Niye tek oraya koydunuz ki? Ya da acaba bilerek birisi mi yaptı onu? Evet, bu abimiz ne yapıyor? Şınav çekecek sanırım. Hop, bir zıpla zıpla zıpla. Bir şey diyeceğim, yok artık, helal olsun lan. Oğlum bunu nasıl yapıyorsunuz? Helal olsun yemin ediyorum bak. Bu çocuk yerden gelen suyu mu yutuyor? Ben mi yani? Ne saçma bir video. Bu arada arkadaşlar kameranın şarjı bitmek üzere, hızlı olmaya çalışıyorum ama hızlı olsam da bir şeye yaramıyor. Evet, burada da açıklamak istemediğim bir videoyu izliyoruz, boş verin. Evet, burada da gördüğünüz gibi Lionel Messi'nin kendi resminin olduğu Pepsi şeylerini üst üste. Bravo. Ayakta alkışlanacak hareket, bravo. Şu en nefret ettiğim olaylardan biri bak. Gördünüz mü? Ya bu evi mimarisi, bu evi tasarlayan adam kimse, onun ben var ya ağzına. Evet, burada abimiz, oho, bir iki, ana adam yürüyor ya, adam havada yürüyor ya, şaka gibi ya. Bunlar ne yapıyor? Ya bir şey diyeyim abi, bunu normalde bir kız ve erkeğin yapması gerekmiyor mu? O video öyle daha hoş oluyor diye biliyorum ben. Evet, bu kardeşimiz de hop diğer betona zıplayacak. Helal lan. Helal lan Yusufi. Aferin lan sana. Ne? Hayır, kızın kafasına atma onu. Ay, bir şey diyeceğim. Kızın bundan haberi yok değil mi? Kafasına gelseydi o kız sana ne yapardı biliyor musun? Haykiyi bir vururdu sana. Yani bir şey denemeye çalışsam bile o yanlışlıkla bana gelseydi, gelir senin ağzını burnunu kırardım orada yani, net. Böyle deneyleri benim üzerimde denemenize gerek yok çünkü. Bak bak, şurada topun fansu alışını izler misiniz bir bak. 3-2-1. O top nasıl öyle fansu? Şuna bak oğlum. Top nasıl fansu aldı öyle ya? Nasıl vurduysa artık. Bu ne abimiz? Şişeleri. Evet, ağır çekim. Aslında hızlı versiyonunu göstersem onun daha çok hoşumuza gidecek biliyor musun? Ağır çekimde izlediğimiz zaman sanki onları sen ağır çekimde indiriyormuşsun gibi geliyor yani, gerçekmiş gibi geliyor. Anlatamadım ama siz anladınız orayı. Evet, bisikletle yine muhteşem hareketler yapan bir kardeşimiz. Vallahi şunlara da bayılıyorum, helal olsun yani, adamlar çok güzel iş çıkarıyor. Şuna bak. Bak bir daha taklatacak o. Şuna bak ya adamlar, yani ben iki tekerleğin üzerinde zor duruyorum, adamlar neler neler yapıyor. Burada ben şunu hiçbir şekilde anlamıyorum zaten. Şuna bakar mısın? Bunlar nasıl düşmüyor hala? Bir şekilde düşmeniz lazım bir yerde. He, en son kendilerini atıyorlar. Yani çünkü çok zor bir durum bu yani. Bunu nasıl beceriyorsunuz hiç aklım almıyor. Aha, Afgan sahiline geldik. Afganların Afgan sahilindeki yaptığı hareketler yemin ederim aynısı bu arada. Şu videoda kız ağzına ne alıyor ve oraya ne? Bak, duman mı o? Dumanı baloncuğun içine atıyor ve o baloncuklar böyle yuvarlak yuvarlak oluyor. Ve şu an en sevdiğim videolardan birisi oldu bu video içerisinde. Burada ne oluyor? Ablamız topa... Anam, 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 ablam benim, güzel ablam benim, fıstık gibi ablam, nasıl düşersin sen? Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.